Alanya'da 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında hizmete başlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi ilk yılını tamamladı. Yeni açılmış olmasına rağmen açtığı 36 kursla 208 öğrenciye ücretsiz eğitim veren Alanya Atabem robotik kodlama kursuyla da bir ilke imza attı. Alanya'da Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi ilk yılını tamamladı. Merkezde en çok dikkat çekense robotik kodlama kursu oldu. Robotik kodlama kursuna toplam 16 öğrenci katıldı. Robotik kodlama eğitiminde birden fazla mühendislik dalının öğrencilere tanıtılmasının yanında sayısal düşünme becerilerinin geliştirilmesi, algoritmik düşünme, karşılaşılan problemlere farklı bakış açılarıyla bireysel çözümler üretilmesi hedeflendi. Bu da motor sürücüsünün lastikleri ve... 2022 yılı Aralık ayında robotik kodlamayla elektronik ve yazılımın bir arada kullanıldığı sistemlerin çalışma mantığı ile birlikte günlük hayatta sık sık gördüğümüz sensörlerin çalışma yapısı ve kullanım alanları hakkında da eğitim verildi. Enerji verdiğimizde motorların çalıştığını gördük. Öğrenciler ayrıca robotik kodlama setindeki benzer sensörleri kullanarak bulundukları ortamın ısı, sıcaklık, nem, ışık yoğunluğu gibi durumlarını ölçerek bu bilgileri LCD ekranda gösteren çeşitli uygulamalarla birlikte bir akıllı ev sistemi uygulaması, Bluetooth kontrollü araba projelerini başarıyla tamamladı. Yerinde yaşayarak ve yaparak öğrenmenin önemli bir kez daha buradaki genç arkadaşlarımızla beraber görüyoruz. Robotik kodlama dersinde kurmuş oldukları, kendi yapmış olduk ve tasarlamış oldukları robotlarla beraber bir döneminden sonra gelmiş bulunuyoruz. Öte yandan Alanya Atabem yaz okulu kayıtları 5-11 Haziran 2023 tarihleri arasında başlayacak. Enerji verdiğimizde motorları İnternet üzerinden alınacak ön kayıtların ardından kesin kayıtlar 12-16 Haziran tarihleri arasında kurs merkezlerine şahsen müracaatla alınacak. Lastikleri ve tekerleklerin hızını... Atabem yaz okulu ise 3 Temmuz'da 25 Ağustos tarihleri arasında 14 kursla gerçekleştirilecek.